Nur'un Kahramanları serimizde Hafız Ömer Efendi yani Hafız Ömer Bilgin Oğlu. Risale-i Laika mektuplarının adı sıkça geçen Hafız Ömer Efendi abimiz 1904 yılında Elazığ'da yani Elazığ'da doğmuş. 8 yaşında hıfsını tamamlamış. Mektebi numuneyi bitirip Harput Darül Hilafe Medresesi Sah bölümünde mezun olmuş. Elazığ Merkez İzzetpaşa Camii'nde hatiplik yapan İmam Ömer Efendi 1944'te Elazığ vaizliğine atanıyor. 1950 ve 61 arasında gezici vaiz olarak görev yapıyor ve 1961 yılında Elazığ müftülüğüne tayin ediliyor ve 1981 yılına kadar Elazığ müftülüğü vazifesini ifa etmiş. Üstad Hazretlerini Eskişehir'de ziyaret etmiş, duasını almış. Üstad Hazretleri Hulusi Bey yazdığı mektupta "İnşallah tam bir arkadaş, bir muhatabın olan Hafız Ömer" Lisan Nur'un intişarına mühim bir vasıta olacak. Her mektubunda onu ciddi ale kadar görüyorum. iltifatına mahzar olmuş. 23 Mart 1960 yılında Urfa'ya gelen Üstad Hazretleri Hulusi'nin memleketinden ona yakın birisi var burada. Onu bulun der. Gezici vaiz olan Ömer Efendi o sıralarda Urfa'dadır. Üstad Hazretleri'nin otelinde girip ziyaret eder. Hafız Ömer Efendi o zamanı hatıratında şöyle ifade etmiş. Üstadın o Urfa'daki son günlerinde ben yanındaydım vefat ettiğini talebelerine ben söyledim. Gasil yani yıkama teşhis ve tekfininde bulundum ve yaptım. Çok enteresandır. Vefatının hemen akabinde haber nasıl yayılmışsa Urfa aniden doldu. Müthiş bir kalabalık. Cenab-ı Hak üstadımızın şefaatine nail eylesin diyor. Mektuplarda ismi şöyle geçiyor. Bir iki tane numune olarak okuyacağım. Bu dakikaya kadar mübarek mektubu Fethi Bey, Hacı Baha Efendi, Pederim ve Eniştem Hacı Abdurrahman Efendi dinlemeye muvaffak oldular. Hafız Ömer Efendi'ye inşallah ilk fırsatta okumaya çalışacağım. Yine Ulus abi'nin bir mektubu. Bu dersin nihayetindeki hususi haşiye sanki manen beni bir müddet mektup yazmaktan menetti. Zahiri manalar da bu işaretin doğrudan doğruya bu biçareye ait olduğunu göstermektedir. Bu nurlu dersi bir defa 13. lemma kısmını İmam Ömer Efendi gibi arkadaşlara okuyabildiğim diyor. Hafız Ömer Bilginoğlu 16 Ekim 1981 yılında vefat etmiş. Cenab-ı Hak gani gani rahmet eylesin. Ruh için El Fatiha.